Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Şimdi bu videoda önemli bir konudan bahsedeceğim arkadaşlar. Önemli konu burada arkadaşlar. Korsanın topları. Bakın hemen aşağıda. Tamam, kusura bakmayın, bunları gösteriyorum. Niye biliyor musunuz? Bunları merak edip bunları görmek isteyenler var. Sadece görmek isteyenleri göstermek istiyorum. Buradan da gösterebilirim. Kusura bakmayın yani. Bu benim sinirimi bozan insanlar var. Hala bununla alakalı şikayette bulunan insanlar var. Bunlar alsınlar bu videoyu, baksınlar. Acaba korsan kısırlaştırılmış mı? Kısırlaştırılmamış mı? Eğer ki hala diyorsalar... yukarıdan sıkıştırmıştır, aşağıdan küçük gözüksün diye. Yani daha detaylı da çekebiliriz. Bakın. Neydi de zaten biliyorsunuz. Yani şöyle bir şeyler diyorlar arkadaşlar. Yani numaradan biz hayvan ameliyat etmişiz gibi gösteriyoruz. Halbuki kısırlaştırılmamış köpekler. Çocuk mu kandırıyoruz falan filan gibi yazanlar da oldu bunlara. Bunların şikayetleri, biz bunları sadece yorumlarda gördük zannediyorduk. Meğer şikayetlerde de bulunmuşlar. Yani gerçekten ya, insanların bu hayvanlardan istedikleri tam olarak ne, ben onu anlamıyorum. Yani hayvanın topları mı oldu yani? Bizim şu anki şu zamandaki derdimiz bu hayvanın topları mı gerçekten? Bu mu yani? Dert bu mu? Ya yani insanlar birbirleriyle savaşıyor, küsüyor, barışıyor, ediyor, neyse de. Yani şu hayvanlardan ne istiyorsunuz? Bunun toplarından ne olacak yani? Ha, top asılmış orada, asılmamış. Yani oradaki o yumurtalıklar alınmış arkadaşlar. Bana özellikle Cemalettin abi dedi ki bunları dedi. Dedim ne yapacağım onları abi? Aslında dedim onları alıp birilerine göndermek lazım dedim ama. Neyse, almadık. Yani ilk başta biliyorsunuz arkadaşlar. Lady'yi kısırlaştırdık. Üzüldük Lady'nin o hallerini görüp kısırlaştıktan sonra. Sonra işte bir ay üstünden bir ay kadar bir zaman geçti herhalde. Korsanı kısırlaştırdık. Korsan da şu an tam anlamıyla iyileşti sayılır. Biraz daha geç oldu Lady'ye göre iyileşmesi. Şimdi sıra Pablo'da. Pablo'dan sonra zaten Escobar. Yani rahat etsinler, tamam mı? Hepsini kısırlaştıracağız. Rahat etsinler ki biz de rahat edelim. Artık gerçekten insanın sinirleriyle oynuyorlar yani. Gel korsan. Hadi gel. Hadi oğlum bakayım. Hadi gel. Görüyorsunuz. Geliyor, gidiyor. Hayvanlar burada mutlu bir şekilde yaşıyor ama işte topları insanlara, bazı insanlara dert oluyor. Şimdi Pablo kısırlaştırılacak. Onunla yani biz bunu özel bir yerde, yani belediyede değil de özel bir yerde yaptırdığımız için daha güzel, daha sağlıklı ortam olması için, daha böyle üzerine düşerek yapılması için kendi özel veterinerimizde yaptırıyoruz. Hem de yani bedava yaptırmak da var aslında ama biz bedava değil de kendi özel veterinerimizde parasını vererek yaptırıyoruz ki işimiz temiz olsun, güzel olsun. Yani bunu işte farklı yerlere çekenler var. Sanki yapmıyormuşuz da yapıyor gibi gözüküyor. Onlara şunu söylemek istiyorum. Yani o kadar fesatsınız ki, o kadar kötüsünüz ki yani. Buradaki olan durumu bile, hani biz burada rol mü yapıyoruz? Yani bu kadar şey oluyor, bitiyor, biz üzülüyoruz, insanlar üzülüyor. Bir rol için mi bunlar oluyor? Yazıklar olsun gerçekten ama şu topları yakından gördüğünüz zaman anlamışsınızdır herhalde. Korsan şurada yere yatarsa alttan da göstereceğim size. Daha çok rahatlayacaksınız. Şimdi Pablo'yu getireceğiz arkadaşlar. Bunun için de randevu alıyoruz yani. Aynı devlet hastanelerinde randevu sistemi oluyor ya. Bu da öyle yani. Çünkü veteriner de yoğun. Dış işleri oluyor. Kendi işleri oluyor. Kendi
operasyonlar oluyor. Sadece bizim köpeklerimize bakmıyor. O yüzden uygun gün, uygun saat önümüzdeki günlerde o da olacak. Ama hep sırayla, ondan sonra da Escobar olacak. Ama bunları hani kısırlaşmalarına rağmen hala kısırlaştırılmadı algısı yaratmaya çalışıp üstüne üstlük de şikayet eden insanlar var. Yani bunlar hayvansever değil arkadaşlar, onu söyleyeyim ben size. Gerçekten hayvansever değil. Hayvansever olsalar bu tarz şeylerle, yani hayvanların acı çekmeleriyle uğraşmazlar. Hayvanların mutlu olmalarıyla uğraşırlar bence. Hayvanların o hallerini görüyorsunuz değil mi? Narkozun, anestezinin etkisinde, iyileşme sürecinde. Bunu bazı işte beni de tanıyan böyle hayvanseverler oldu. Onlar da diyor ki, birinde gördüm bir tane. İşte boş geçen kızan dönemleri tehlikeliymiş, kanser olurmuş. Yani bu bence bir saçmalık yani. Yani boş geçen kızan, çiftleşsin o zaman. Ya da çiftleşmezse kanser olurmuş. Tek başına bir yerde yaşayan bir dişi boş geçen bir kızan döneminde kanser olup ölür o zaman yani. Kısır değilse. Şimdi o zaman doğada gezen hayvan da kulağından yakalanıp zarar görür. Öyle mi? Bunun bahanesi bu mu? Hani ona bahane diyoruz ya, o da bahane zaten. Yani yok kurt kapar kulağını, yok bilmem ne olur kulağını. Bu da bir bahane. Ama aynı şekilde bu da bir bahane. Allah bilmiyor mu onun kanser olacağını da onu? Allah işini bilmiyor mu da siz? Yani işinize geldiği zaman Allah işini biliyor. Allah'ın yarattığını niye bozuyorsunuz diyorsunuz. İşinize geldiği zaman boş geçen kızan dönemi, yok bilmem daha sağlıklı oluyor. Ya hayvanın orijinalliğini bozuyorsunuz. Tamam mı? İster kulak, ister kısırlaştırma veya kuyruk, neyse herhangi neyse. Hayvan bu günah kardeşim, tamam mı? Yani hiç olmazsa bunu ya söylerken, konuşurken yani günah sevabı karıştırmayın ya. Bu hayvanlar sokaklarda olan hayvanlar değil ki yani. Önüne girenle çiftleşip de yavru doğurup sokaklara. Nerede gördünüz bu hayvanın yavrusu sokakta veya başka bir benim hayvanımın yavrusu sokakta? Ya sokaklarda olan hayvanlar artık kısırlaştırıyor mu ne oluyor onu, ben ona karışamam. Ama ben kendi köpeklerimin kısırlaştırılmasına baştan beri karşıyım arkadaşlar. Ben isteyerek bunu yapmıyorum. Bana da kızıyorlar. Niye kısırlaştırdın? Yok kan, yok kaçırabilirsin bilmem ne. Ya ben onlarla uğraşamam ki arkadaşlar. Biz bir yere gidiyoruz şimdi. Ne oldu? Geldi şimdi. Ben neyi kaçıracağım? Ben burada olmadığım an olur, bilmem ne olur. Bundan mı uğraşalım yani? Ya bu başımızı niye ağırtalım? Bana da kızıyor. Kendi arkadaşlarım da kızıyor. Şimdi diyor, köpeği bana ver diyor o zaman, kısırlaştırma. Ya öyle bir şey mi olur ya bu? Yani bir kısırlaştırma için köpeğe ben nasıl vereyim ya? Nasıl ayrılayım ondan? Mesela korsanı da benden istemiştiler. Yine tanıdığımız biri, onun da dogosu vardı ama ayrılamazsın ki korsandan yani. Kısır olsun, benim yanımda dur. Ama işte dediğim gibi kulaklara gelince Allah'ın yarattığını değiştiriyorsun ama kısırlaştırma da şey, hayvanın sağlığı içinmiş. Allah onu bilmiyordu değil mi yani? Şimdi kulakta bu iş, hayvan kesiliyor, ediliyor falan muhabbeti oluyor ya. Acaba kısırlaştırmada sadece iğneyle mi oluyor? Yani bilmiyor musunuz bunlar kesiliyor, dökülüyor falan. Alınıyor, ediyor. Gel şuradan şunu. Bacağını korsan, bir bacağını kaldır da bir görsünler. Derler oraya sıkıştırdı derler korsan. Dur kurs, dur şu an. Dur, abone kaldır korsan. Bakın. Gördünüz mü? Onu şimdi alın görün, tamam mı? Neyse. Yani özellikle videoda da gösteriyorum ki yani insanların aklına bu tarz şeyler gelmesin. İşte bir deli bir kuyuya taş atıyor. Öbür akıllılar onu çıkarmaya çalışıyor. Diğer deliler de onun çıkmaması için yardım ediyor. Böyle durumlarda kalmamak için ben bunu ameliyatından işte diğer durumların hepsini, gelişi gidişi falan filanı gösteriyorum. Ama görüyorsunuz ki yine de böyle şeyler oluyor. Yorumları dikkate almıyoruz tabii ki ama arkadaşlar, o yorum yapan kişiler daha sonra şikayet edilmesini sağlıyor herhalde. Ya da şikayet
ediyorlar artık neyse. Sorun yok. Biz üzerimize düşeni yapalım arkadaşlar. İsteyen istediğini yapsın. Günah vebali de onların başına olsun. Bu dünya hep böyle kalmaz. Bunların hesabı da bir gün onlardan sorulur. Allah büyük yani. Allah her şeyi görüyor. Kimin kalbinde kötülük, kimin kalbi ne için atıyorsa Allah hepsini biliyor. Bunlar bizim buradaki söylemlerimizle değişecekler diye de bir şey yok. Onlar yine devam edecekler. Biz de devam edeceğiz. Önümüze bakacağız. Bu yaşamış olduğumuz süreçler bize bayağı bir tecrübe kazandırdı bu konuda. Yani artık eskisi gibi değil, hiçbir şey değil. Yani insanları da tanıyabiliyoruz. Bizim hakkımızda işte yok Kurtlar Vadisi özentisi falan filan diyen bir Amerikalı yaşlı neneka vardı biliyorsunuz. Yani hayatının son bölümlerini bizim köpeklerimizle, bizim sevenlerimizle ilgili canlı yayınlar yapmaya harcayan bir yaşlı bir kadın vardı. Bu yaşlı kadın bizi bir tane biriyle, bir adını Mustafa diye biri biliyorsunuz. Bu bizi şey yaptı. Canlı yayında bizimle alakalı tabii konuşmalar, videolarımızı alıp aynı bu şey var ya, stadyum programı var ya, şeyde Maraton Lig TV'de böyle programlar vardı. Oynatalım Uğurcum, oynatalım Şansalcım falan gibi. Bizim videolarımız üzerinden bizi sürekli böyle kötü şeyler göstermeye çalışarak insanlara, zaten gösterecekleri insanlar da çok fazla değil ama olsun, bizim adımıza bunu yapanlar hayvansever diye geçinen insanlar. Oraları geçtik gittik. Şimdi geçenlerde avukatım dedi ki böyle böyle biri senin hakkında suç duyurusunda bulundu. Valiyi tehdit etmişim. Bir de Yozgat Belediyesi'ni, bir de Yozgat'taki insanlara hakaret etmişim. Bugüne kadar ben böyle bir şey duymamıştım. Bu şikayete denk. Yozgat'ta bir sürü arkadaşımız var. Yozgat'tan beni takip eden insanlar var. Ben bu mevzunun başı da şu arkadaşlar. Alaaddin amcaya Yozgat Barınağı'nda yapılan bir davranışlar için bir canlı yayın yapmıştık. Adamın köpeğini almıştılar. Orada barınakta köpeğine yemek verilmiyordu. Alaaddin amcayı köpeğinin yanına sokmuyordular. Onu orada itiş kakış küfür hakaret etmişler. Bayağı bir mevzular oldu. Köpekleri orada aç bırakıyormuşlar. Köpekler birbirlerini yiyormuş bir şeyler. Bu tarz bir sürü şeyler var. Biz de oradaki canlı yayında tabii biraz sinirliydik ama ağzımızdan çıkmayan kelimeleri çıkmış gibi gösterik. Biz oradaki barınak çalışanlara dediğimiz kelimeyi sanki Yozgatlılara demişiz gibi lanse edip bu konular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyor ve savcı bunları işleme alıyor. Her neyse, şimdi onun için biz ifade vereceğiz falan, önemli değil. Yani burada bunların amacını işte buradan anlayabilirsiniz. Burada hayvanlara zulüm yapan insanlara karşı bizim yapmış olduğumuz bir canlı yayından zulüm yapanları savunarak bizi burada şikayet ediyorlar. Yani madem çok hayvan seversiniz, orada yapılan yanlışları yapan insanlara şikayet etsiniz de sizi nasıl hayvan seversiniz? Yani benimle ne işiniz vardı da yok valiyi tehdit etmişim. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Vali bilmiyor mu? Valiyi tehdit etsek biz, vali bizim hakkımızda gerekli bir işlem yaptırmaz mıydı? Sen kimsin? Nereden atlıyorsun? Samsun, Yozgatlı da değilsin sen. Samsunluymuşsun herhalde. Ama çıkmışsın bizim hakkımızda şikayette bulunuyorsun. Yani çok zaten böyle bir paranoyaklığın olduğu belli. Herkese şikayet ediyormuşsun. Onları duyduk da. Ya ben ne alaka yani? Ablam mı söyledi sana bu Recep Bayraktar'ı da kat bu davalara diye? Bu da sorun değil. Biz zaten arkadaşlar, bizi oturduğumuz yerden bu tarz sıkıntılar geliyor bizim başımıza. Daha önce de olmuştu bunlar ama yani hayvan, burada anlatmak istediğim hayvanseverlikle alakaları yok bunların. Hayvanları düşünmüyorlar. Burada
Ben ne alaka da yani beni şikayet ediyorsun. Git onları şikayet et. Hayvanları orada dövüştürüyormuşlar. Hayvanları yemeklerini vermiyorlar, mama vermiyorlar. Hayvanları ölüme terk ediyorlar. Alaaddin amca yaşlı başlı adamdı. O yaşlı başlı adam orada itip kalkmışlar, küfür etmişler oradaki çalışanlar. Onlara niye salça olmuyorsun da bana oluyorsun? Hı? İşte bunu... Ya bunun da bir nedeni var. Bunu anlıyoruz tabii ki. Zorunuza giden bir şeyler var. İşte bu tarz işlerin altında hep siz varsınız. Bu hayvanlar kısırlaşsın, hayvan... Ya bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Sokak hayvanları olmazsa inanın bunlar aç kalır ya. Bunların başka bir herhalde işi geçim kaynağı yok. İşte hayvanlar üzerinden rant sağlamaya çalışan insanlar. Ya beni de öyle diyorlar. Hayvanlar üzerinden para kazanıyormuşum falan. Ben hayvanları sadece yaşadığım hayata monte eden birisiyim arkadaşlar. Onlarla beraber yaşıyorum. Videolar çekiyorum. Bu videolarda izleniyor. Videolardan bizim bir gelirimiz oluyor. Bu gelirimiz olmasa da biz zaten köye gelmiştik, İstanbul'u bırakıp burada yaşıyorduk. Gelirimiz videolardan yani olacak diye biz bir beklentiyle buraya gelmedik. Yine bizim köpeklerimiz vardı. Ama biz hayvanları sevdiğimiz için. Bakın daha büyük yerim olsun. Belki daha fazla hayvanım olur. Biz bu kadar hayvanla yaşayabiliyoruz şu anda. Bu kadar hayvanla mutluyuz. O yüzden daha da fazla sayı arttırmak istemiyorum ama hayvanların fazla olması, o zaman daha büyük çiftlikler var. Onlar daha mı çok kazanıyorlar? Daha mı çok reklam gelirleri var? Daha fazla köpekleri olanlar var. Yani bizim gelirimiz, kazandığımız para bunların gözüne batıyor. Ama halbuki hayvanların sırtından asıl rant sağlayan, asıl insanların iyi niyetini suistimal eden bunlar. İşte görüyorsunuz diğer şahıs, işte Alaaddin amcanın köpeğini biz kurtardık. İşte yok, yok YouTuber'ın bunda şeyi yok, ona atmayın bunun şeyini. Ulan hayvan kurtuluyor, işte kim kurtardıysa, kim sebep olduysa Allah razı olsun ama... Şimdi olaydaki şeye bakın, bu bizi şikayet eden kişiyle bu bizi... Bizim Maytap arkadaşmış. Arkadaşlar birbirleriyle ilişkileri var. Arkadaşmışlar. Baron bağırıyor. Biri geldi herhalde. Arkadaşmışlar. O kişi bizi şikayet ediyor. Yani arkadaşı bizi şikayet ediyor. Diğer taraftan diğer arkadaş Alaaddin amcayı savunuyormuş gibi gözüküyor. İşi biliyor yani. Diğeri de beni şikayet ediyor. Madem arkadaşına söyleseydin ya Alaaddin amcaya böyle böyle şeyler yaptılar. Onlara da şikayet etseydiler. İşte ben şimdi olayları tam olarak anlatamıyoruz. Farklı şeyler de var ama neyse. İşte bunların, bu hayvanların başına gelen bütün şeyler, bakın bütün böyle olumsuz kötü şeyler hep bu tarz insanların, bunların kötü kalpliliklerinden, kötü niyetlerinden olan şeyler arkadaşlar. Yoksa bizim hayvanlarımız mutlu bir şekilde yaşıyor. Şimdi bizim hakkımızda söylenilen şeylere bakın ya. Prese kanaryomuz da varmış. Onları işte herhalde başka köpeklerle çiftleştirip farklı tehlikeli ırklar yapıyormuşuz. Bir şeyler. Halbuki benim prese kanaryom da yok. Yani bunlar hangi kafayla bunları yazıp şikayet ediyorlar? Bir de bunları şimdi bu yapılan şeylere, şikayetlere biz de tabii karşılık veriyoruz. Yani iftira diye. Çünkü böyle bir şey yok arkadaşlar. Siz bende prese kanaryo gördünüz mü? Ne korsan? Sen gördün mü prese kanaryo? Neyse arkadaşlar ben yavaş yavaş eve doğru geçiyorum. Bizim elektrikçi de geliyor herhalde. Evet. Elektrikçi geliyor. Konuyu burada kapatalım. Vedat, ne yapıyorsun?